Malzemelerimizi tanıdık. Size tanıttım. Şimdi arkadaşlar, malzemeleri nereden aldım konusuna gelirsek, genel olarak ırdavatçıdan, elektrikçilerden, elektronikçilerden alıyorum. Bulamadığım malzeme olduğum internetten alıyorum. Bana bu sorular çok geliyor arkadaşlar. Yani kimsenin kalbini kırmak da istemiyorum çünkü mesela izole bandı bana mesaj atıyorsunuz veya yorum atıyor bazı arkadaşlar. Bilmiyor olabilir. Onlara da saygım var. İzole bandı nereden aldığımı soruyor. Şimdi arkadaşlar, izole band her yerde bulunan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir elektrikçide, elektronikçide, ucuzlukçuda, yani yeri geldi mi mahalle marketlerinde bulunan bir şey. Sonra arkadaşlar, bize arkadaşlar şöyle bir durum var. Çok videolarda çok arkadaşlar diyormuşum. Bazen bazı değerli dostlarım Facebook'tan, Instagram'dan mesaj atıyor. Abi diyor, çok arkadaşlar demişsin falan filan. Bunlar eyvallah. Bunlara ben her zaman başımın üstünde yeri var. Bunlar beni sevdikleri için öneride bulunuyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama geçen de biri yorum atmış. Çok arkadaşlar diyorsun. Sinir oldum. İşte kanalına abone olsam mı olmasam mı falan gibisinden. Arkadaşlar, benim aboneye ihtiyacım yok. Benim videolarım fix 1000 kişi izliyor zaten. Çok da izlenmeye de ihtiyacım yok. Öyle bir hevesim de yok. Öyle bir hevesim olsa diğer bir dünya arabalarla uğraşan, tofaşlarla uğraşan, zaten uğraşanlar belli, tofaşı kullanarak prim yapmak isteyenler, genelde bir yerlerden malzemeleri alıp takanlar arkadaşlar. Videolarda dikkatinizi çekersiniz, kendi videolarını tanıtırken hep o ustaya, bu ustaya, şu ustaya selam gönderiyorlar. Burayı şu usta yaptı, selam olsun falan filan diye. Alan takan bir kanal değiliz arkadaşlar. Biz bir şeyleri kendimiz yapan bilgi paylaşımı. Yani çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. Bizim kanalımızın amacı o. Yani beni böyle yok devamlı şunu dedin yok mu? Arkadaşlar, benim ne dediğimi, çünkü ben profesyonel bir video çeken biri değilim. Profesyonel bir video çeken biri olmadığım için bazı yerlerde bir şeyleri eksik veya fazla yapabilirim. Zamanla bunların da düzelteceğim. Bunlar böyle şeyleri sevmeyen veya ben heves kırıcılardan uzak durun. Ben mesela hiç moralimi bozmam arkadaşlar böyle. Çünkü bunlar heves kırıcıdır. Bir şey yaparsın. İşte zaten çiti 10 liraydı. Niye yaptın? Diyor da sanayide zaten satılıyor. Değer mi? Bunlardan uzak durun. Bunlar sadece akıl verir arkadaşlar. Bir şeyleri yapmazlar. Şöyleydi, böyleydi diye devamlı akıl verirler. Onun için bunlara lafı uzatarak fazla sizi de sıkmak istemiyorum. Bir de kilometre saati sorusunda çok soru geliyor. Instagram'dan, bir de Facebook'tan. Nasıl düşürebiliriz kilometre saatini? Bir de işte yenisini değiştirdim de onun kilometresi şu da, eski kilometre buydu da, bunu ben nasıl o kilometreyi geri getirebilirim tarzında bana sorular geliyor. Arkadaşlar, ben bu sorulara cevap vermiyorum. Boşa sormayın. Çünkü kilometre saati düşürmek suç. Bir de bizim gibi insanlara yakışmayan şeyler. Ben size inanırım veya inanmam. Ama kilometre saati düşürme konusunda ben böyle soruyorum. Çünkü çok kilometre saat düşürüp canı yanan insan var. Onun için kilometresi neyse ondan şey, vizeye girersiniz. Kilometre saati zaten düşürülmüş diye çıkar. Ben kendi aracımdan size örnek veriyorum arkadaşlar. Kendi kilometre saatimi tamir ettim. Eski kilometre saatim onun üstündeydi, eski saatin sayacına göre. Ama vize de gene belirttim. Ben buna yeni kilometre saati taktım. Kilometre saati düşürülmüş ibaresini kendim bilerek vize kağıdına koydurtturdum. Kimseye yalanım şeyim olmasın diye. Bunu da Instagram hesabından vize kağıdını paylaşacağım. Oradan da beni takip edersiniz. Bir de arkadaşlar, soru sorarken biraz ayrıntılı sorarsanız iyi olur. Çünkü projeyle ilgili ayrıntılı sorarsanız, yani yaptığımız projelerle ilgili. Çünkü videoda olan şeyleri izlemeyerek direkt videoda zaten söylediğim veya belirttiğim şeyleri tekrar bana yorumda, mesajda soruyorsunuz. Bu da videoyu tam izlemediğiniz anlamına geliyor. Videoyu tamamca izleyip öyle sorarsanız size daha iyi yardımcı olabilirim. İsmini vermek istemeyen Efe
diye bir arkadaş. Reis stoplara RGB LED ampul bağlayabilir misin? Arkadaşlar onu bağlarız, onlar kolay işler. Öyle bir projemiz var. Onu zaten yapanları bir sürü var YouTube'da. Daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Onu da yapacağız. Onlar kolay işler arkadaşlar. The Jarjomender arkadaş ismi kullanıcı adı. Kendine ait aksesuar dükkanı düşünüyor musun? Erken Kaya. Dükkanım var mı? Varsa nerede? Arkadaşlar dükkanım yok. Şu an çalışmıyorum. Kendim elektrikçiyim. Ev elektriği tesisatı. Bu işleri yapıyorum. Ufak tefek arızalara veya tadilatlara kendim gidiyorum iş bulana kadar. İş yok. Birkaç yere başvurdum ama almıyorlar. Sonra kendime ait aksesuar dükkanı. Arkadaşlar biraz para bulursam bir yerlerden veya bir ortak gibi bir şeyler. İleride öyle bir projem var. Bu arkadaş resmen içimi okumuş. Aa, Samet Çelik. Sırayla yapacağım projeler ne arkadaşlar? Sırayla yapacağım projeler yok. Yok dedim yani, bir sıra var ama şimdi projenin maliyetine göre sıra belli değil. Bazen önde bazen geriye atabiliyor. Şimdi bir ileride bir şey projem var. Torpido parlatıcı yapacağım. Kimsenin yapmadığı bir şekilde. Çok basit bir karışımla çok süper bir sonuç elde edeceğiz. O var. Bir de bir hoparlör subwoofer kabini projem var. Sırayla var, şimdi söylemeyeyim. Sürprizi kaçmasın. Nerede oturuyorsun? Arkadaşlar Ankara, genelde benim arabanın plakası 06 olduğu için herkes beni Ankara'da sanıyor ama ben Ankara'da değilim. Isparta'da oturuyorum. Reis yüzünü neden göstermiyorsun? Arkadaşlar yüzümü neden göstermiyorum? Yüzümü gösterecek bir şey yok zaten, o kadar yakışıklı biri değilim. Yüzümü göstersem, yani biz yüzünü gösterip yüzümüzde, kaşımızda, gözümüzde bir yerlere değil, yaptığımız projelerle arkadaşlar size şey yaptığımız projelerle öne çıkmayı istediğim için hep beraber. Onun için yüzümü göstermeye gerek duymuyorum. Videolarda bazen gözüküyor zaten de. Yüz göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Arabanın kaç model? Arabam 1993 model. İlk 6 ay. The One SLX. Normal farlara angel far yapar mısın? Ne zaman yap? Ya da normal farla angel far yapmayı düşünüyorum ama bu mercek falan olaylarına gireceğim. Onun da bulursam yakında projesi gelecek. Onu düşünüyorum. Ne iş yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Arkadaşlar demin dediğim gibi hiçbir yerde çalışmıyorum. Kendim elektrik işi yapıyorum. Sağa sola sabit bir iş. Birkaç yere başvurdum ama habire başvuruyoruz, almıyorlar. Bakalım artık, inşallah iyi bir işe girersem projelerin devamı daha güzel şekilde gelecek. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olabilirsin. Çok güzel projeler gelecek. Kendinize iyi bakın. Virüslerden kendinizi, mikroplardan koruyun. Heves kırıcılardan uzak durun. Bir dahaki videoya da görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.